Mehmet'e de geldi. E, fotoğraf da var. Arkadaşlarımız hazırlarsa paylaşırız. Kulüp resmi açıklamış. E, onu da ifade edelim. Bu arada çok dikkatli izleyicilerimiz var. E, görevi başında olmasına rağmen Doktor Tolga Öz e, sıkı bir Aspor izleyicisi. O da mesela yazmış. Icardi geldi diye. E, Galatasaray taraftarı muhtemelen izleyicimiz. Yani Icardi'ye... Nasıl? Beklenen, Beklenen bir gelişme. Hafta sonu gelecek denmişti Cumartesi günü Erdem Timur tarafından. Ben şöyle çok ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biraz işin psikolojik kısmı da sonuçta Icardi'yi alırken de Galatasaray özel hayatındaki çalkantılar biliniyordu. O anlamda olabildiğince kafasını rahat etmesi, futbola odaklandığı zaman da neler yapabileceğini gördük. Evet şimdi tedavisine ilk bölümü Arjantin'deydi. Günde 8 saat diyebiliriz. Şimdi aynı şekilde Flöro'da bir tedavi süreci var. Benim tahminim şunu hatırlatalım izleyicilere. Fenerbahçe maçına kadar iki tane hafta içi maçı oynanacak. Fiksür ona denk geliyor. Yani nedir? Yeni yıla kadar iki maç var. İstanbulspor ve Sivas deplasmanları. Bu maçlarda olmaz ama Ankara gücü ile birlikte İkardi'yi görürüz Galatasaray'da. Ankara gücü maçı muhtemelen orada ilk 11 olup olmadığını maç gününden önce netleşir ama Kadıköy'de net şekilde ilk 11'de sahaya çıkacak fiziksel düzeye gelir İkardi'ye onu söyleyeyim. kulüp de e, açıkladı zaten. Topuk pası yaparken sakatlanmıştı. Bir kas hasarı vardı. Tedavisine devam edilecek. Ha, oynar mı? Oynamaz mı? Yener bir oynayacak. Ben açıklamam. çok uzun süreli bir sakatlık beklemiyorum. Tekrarlayayım. Lig maç maçları özelliğinde... Bir kere kupada olmaz. Keçi öğrendi yok. O, o, İstanbul, Sivas, Ankara gücü. İstanbul, Sivas maçları 5 gün içinde oynanacak. Sivas maçı hafta içine denk geldi. Şimdi bu iki maçı da kaçırır ama 1 Ocak sonrası o hafta zaten hafta sonu maç yok. Ankara gücü maçı. Ankara benim. gücü maçıyla döner iktidarda. Tamam. Onu söyleyeyim. Peki. Tekrar geçmiş olsun. Kulüp de açıkladı. Florya'da Mauro Icardi. Yani işte iddialar vardı. Geldi gelmedi Arjantin'de doktoruna vesaire. Ee, adam burada Florya'da e, tedavisine devam ediyor. Peki Dünya Kupası'nı tamamladık mı? Benim atladığım ya da sormadığım başka bir şey kaldı mı Dünya Kupası'yla? Ee, yoksa Beşiktaş'a geçeceğim. Kim ben kazanır abi? diye sormadım. Ah. Haklısın. Kim kazanır o gün? Ben turnuva başlamadan önce Fransa'yı favori görüyordum. Hatta <laughs> yayını kim yaptık hatırlamıyorum. Duble olur mu ki diye böyle bir tereddüt düştü. Yani Fransa'nın kadro Mehmet söyledi. Çok geniş. Ya yani oynamayan önce yeni oynayana bakıyorsun. Yine aynı kalitede oyuncular. Ee, bugün belki 2-3 oyuncusundan daha faydalanamayacak ama yerine oynayacak oyuncuların da kalitesinde çok aşağı kalır bir tarafı yok. E, ee, Arjantin'i Messi'nin kazanması tüm dünyayı mutlu edecek Fransa dışında öyle görünüyor. Ronaldo ve Fransa dışında Ortekiz herkes sevinecek. ve Fransa dışında herkes mutlu olacak gibi görünüyor. Çünkü Brezilyalı efsaneler dahi Arjantin'i destekliyor mesela. E çünkü onların da kendi aralarında bir Maradona rekabeti var Brezilyalıların Tabii da belki. Tabii ona, ona rağmen yani Maradona'lıyla rekabeti var. Bu rekabete var yani. rağmen Arjantin'i destekliyorlar. Messi'nin bu kupayı kaldırması çok güzel. dünya Messi'nin kupayı kaldırması diyor. iki ülke hariç Mbappe de aynı zamanda Ronaldo için oynayacak. Hmm. Diallo'nun bir açıklaması var takım arkadaşından zaten. Hani dünyanın en iyisi kim diye tartışırken er, çoğunluk Messi diyor ama Mbappe bunu sizde bir saatten fazla tartışır diye Onun için Ronaldo dokunulmaz diyor. Sence Mehmet? Ben turnuva öncesi Arjantin demiştim. Ee, Suudi Arabistan maçı bir acaba dedim. Meksika maçında da gol ikinci gelmişti. Ben Arjantin diyorum her şeye rağmen ama tabii Fransa turnuvanın doğal favorisi. Ben, ben olarak. oyun olarak Fransa diyorum ama gönül Arjantin Ben de ayrı. maçın uzayacağını, penaltılarla Arjantin'in kazanacağını düşünüyorum. Hissediyorum. O da güzel olur. Maç uzar, e Arjant Arjantin penaltılarla alır. Şimdi ben mesela Hatta Mbappe bugün, bile kaçırabilir penaltı. Bugüne kadar oynanan maçlarda şeye baktım. Skor katkılarını hangi takımın dağılımı nasıl? Ar Fransa'da birçok oyuncu var. Arjantin'de çok sınırlı. Messi, Alvarez arada bir iki tane de işte Fernandez. Bir o maç biraz dağınık mesela Fransa'da bu. Arjantin'de Messi'li Alvarez'e bakıyor durum. Peki. Beşiktaş'a geçelim. Kaldı mı başka bir şey? Yok. Bekleyeceğiz akşamı. Uzatma olsun, penaltılar olsun, güzel olur senin temennin inşallah gerçekleşir. Penaltı. Bu arada e, Kayseri Sporu taraftarlar dün seçimimiz olduğu bahseder misiniz diyor. Haklılar. Kayserispor başkanına Ali Çamlı'ya hayırlı uğurlu olsun sayın başkana. Kayserispor'un yeni başkanı. Ee, ekibine de başarılar dileyelim. Ee, Tufan Koç yine e, sağ kolu. E, Ali Çamlı'nın, Ali Başkan'ın. Hayırlı uğurlu olsun. Berna teşekkür ederim. Berna Hanım tabii e, yaptıkları çok kıymetliydi, çok önemliydi. Kupa kazandı. Hatta biraz da o görüntüler var mı e, kupa sevgili finali, Tolga? Kupa finali. Kongre oynadılar. görüntüleri biraz. Nasıl? Kupa finali oynadılar. Kupa kazandılar dedim de geçen senin Sivas-Kayseri finali vardı. Ha, Şu Galatasaray'ın attığı bir tweet'i verelim. Sonra biraz Kongre'den bahsedeceğim. Bakalım neymiş tweet. Ha. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz İkardi bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. İşte İkardi ben buradayım diyor. Yener Hoca'yı görüyorum değil mi Mehmet? Uzak evet fizyoterapist <laughs> sanırım yanındaki. Yener Hoca hemen yanında. Durum hakkında bilgi zaten sürekli bir telefon trafiği vardı. Çok dediğim gibi fizik olarak hani benim İkardi'de gördüğüm o 4 maçlık periyot. Arada Dört bir Alanya beraberli. Bölüm. Fizik olarak da hiçbir şey kaybetmemiş. E, hakikaten hani o çalkantılı hayat belki de onu Paris Saint Germain'den e, Milan'a, Inter'e değil Galatasaray'a gelmesine sebep oldu. Ben fizik olarak e, gayet iyi bulmuştum. Bu tedavi sürecinde çabuk toparlanacağını düşünüyorum. Tekrarlayayım işte Perşembe günü Keçiören Gücü maçı var. O maça kadar zaten tedavisi devam eder. İstanbul Spor maçı olmaz kadroda Sivas deplasman o riske girilir mi? Sonuçta Sivas soğuk bir deplasman. Sağ şartları vesaire. Ama en geç Ankara gücü maçında tekrar Galatasaray'ın ileri ucunda göreceğiz. Burası net. Evet biraz Kayseri'nin şu e, kongresinden de bahsedelim. Sarı Kırmızılı Galatasaray'dan bir diğer Sarı Kırmızılı ekip Kayseri spora geçelim. Görüntüleri de veriyor sevgili Tolga. Yani e, orada da senin çok doğru söylediğin bir laf var. <laughs> Gerçekten Berna Hanım hakikaten Özveriyle çalıştı, mücadele etti. Zor zamanda geldi Berna Hanım ve orada da tabii işte şu anda Ali Çamlı, Haseki Bakan orada, Kayseri'nin önde gelen iş adamları, protokol. yani Bir detay ekleyelim. Transfer yapamadıkları halde ligde gayet iyi konumdalar. Çünkü kurdukları kadro iyi bir kadroydu geçen seneden kalan. İşte Tiamda Emrah Başsan'dı, Bertolac'la da ayrılıyorlar. Bir Karimi'yi lisansını tekrar aktif etmişlerdi. Bir Galatasaray'a karşı çok net bir oyun. Onur çok iyi sabek olarak. Kaleci Lung kaç sene çok iyiydi. Yerine şimdi Bilal geldi. O da gayet iyi kalede. İyi bir yapı da kurdular. Hani çok e, transferlik bir durumu da yok. Kayseri'nin hocası da bence oturdu Çağdaş Hoca. Çağdaş Hoca. Onun önce Sikmet Hoca da fena değildi. Geçen Onur sene sözleşmeyi uzattılar. Evet, geçen sene kupa finali oynamışlardı. Onur dışında bir ismin daha sözleşmesi şey, uzattılar. O da iyi oyuncu. Onur'un sözleşme uzatıldı mı? Uzattılar. Ee, ee, o da bir iyi oyuncu uzatılan. Başsan. Emrah Emrah, Emrah da izlemesi çok keyifli. Ee, yani iyi bir takım Kayseri. Stat ben çok her sene gidiyorum zaten Kadir Asa. Akustik olarak gayet e, taraftarın sesi sağ içinde hissediliyor. Kongrede e, 795 milyon TL borcu olduğu açıklandı kulübün. E, Sayın Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanı Mehmet Öysesaki MP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Bayağı bir kalabalık. Zaten Ali Çamlı'nın son 4 aydır tamamen Sayın Başkan'ın, şu anki Başkan'ın Berna Hanım döneminde, As Başkanlık döneminde sırt sırta omuz omuza verdiler. Berna Hanım'da zaten bir maçın ardından hatırlamıyorum artık kentin büyüklerinden affımı isteyeceğim diye bir açıklaması vardı. Herhalde böyle bir açıklama yapmıştı. Daha sonra süreç bu noktaya geldi. Ee, hayırlı olsun bu arada Hüseyin Bey K K K yönetim kurulu asıl üyesi üyeliğini söyleyeyim. Ee, Ali Çamlı Başkan, Hüseyin Beyhan, Nurettin Açıkalın, Tufan Koç, Batuhan Samet Koç, Yücel Şahin, Erol Çetin, Veysel Sardar, Yusuf Kaan Özdemir, İlyas Yıldırım ve Etem Mezgitli olduğu ekibi Ali Çamlı. Hayırlı olsun. Ee, gerçekten futbolu bilen bir başkan ee, Ali Çamlı. Ta rahmetli Recep Mamur döneminden devam etmiş süre gelmiş. Bu seneye de tabanca gibi başladı Kayseri takımı. Dediğin gibi transfer yok, o yok, bu yok ama şu anda benim öğrendiğim Ali Çamlı söylemedi tabii de bütün futbolculara paralar tıkır tıkır ödenmiş. Tıkır tıkır kimseye borç yok. Herkes alıyor, alacağını alıyor. Primleri de yatırmışlar. Yani orada bir parasal sorunun ne Çağdaş Atan orta da kaldı. uydu şehre. Uydu. Takıma gayet güzel futbolla oynatıyor. Mensah, Beşiktaş'tan bildiğimiz Mensah değil. Tekrar eski kimliğine büründü. Sonuçta büyük takımda oynamak kolay değil. Mensah da gayet <laughs> iyi. izlediğim maçlarında Kayseri'nin. Kayseri Lig'in Tabancı keyif veren takımlarından. Tabibim. Peki. Hayırlı olsun Ali Başkan'a. Hayırlı olsun ekibe. E e e yolunuz açık olsun. Allah utandırmasın. Peki.